üstündeyiz. Arkadaşlar herkese selamlar. Günaydın, iyi geceler. Nasıl anlarsınız artık? Arkadaşlar bu tarafa geldiğimde, Fethiye tarafına geldiğimde en çok yanına uğramak istediğim Ozan abi ve Hüsnü Reis vardı. Sağ olsun Ozan abi bizi kırmadı, davet etti. Biz de geldik. Valla büyük ihtimal belki çıkmayacaktım. Benim için mi çıkıyor bilmiyorum. Ya boş ver işte öyle hem tanışalım dedik. Aynen hem tanışalım dedik hem de zaten merak ediyordum ne yapıyor, evet. Ne ediyor. Geldik Ozan abinin yanına. Barakat atacağız tabii ki de. Klasiği aynen bozmayalım dedik. Çünkü Hüsnü Reis'le birlikte onlar barakat atıyor. Bakalım Mercan. Ne o? Mercan. Çupra. Deneyeceğiz şansımızı. Ya nasip diyeceğiz. Ama aynen, ben diyorum bence bir tane girdi alırız. İnşallah. Çünkü iki gündür üst üste girdi alıyoruz. İnşallah bugün de alırız. Buradayız. Fishing Yokova ile beraberiz. Zaten hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Ozan abinin kanalı Fishing Yokova. Aynen. Fishing Yokova. Zaten kanalda takibi alırsınız inşallah. Bir faydamız olur. Onun da bana faydası sağ olur. Sağ olasın kardeşim. Mis gibi olur. Biz gidiyoruz. Bira bismillah diyoruz. Hadi bakalım. Şuradan göstersene abi şunu. Sepetimiz de yemli. Aa, sepet de burada. Mamut. Oh mis gibi. Arkadaşlar bu arada sepette 1000 iğne var. 1000 tane mamun atacağız. Allah büyük. Bakalım ne olacak. Görüşürüz. Hadi bakalım görüşürüz. Dolaşması bir bunu oldu mu sineler birbirine girer. İki defa böyle suladık mı olay bitti. Ondan sonra yeme dökmüyoruz. Yeme dökersek yeme erir. Ondan sonra başlıyoruz atmaya. Arkadaşlar Mera'ya geldik. Ozan Reis yolluyor barakatı. Bin iğne. Sere sere gideceğiz bakalım. Ya nasip. Ama biraz sert. Poyraz var sabah ayazı. Ayazı bir yiyelim. Balıkları toplarken inşallah kendimize geliriz. Bakalım Ozan Reis'i izliyoruz. Arkadaşlar yem mamun. Ben mamunu burada gördüm ilk defa. Bu tatlı sudan mı çıkıyor abi? Yok denizden. Denizden? Denizde mi? Bunun çağından çıkıyor yani. Kumluk bölgede. Bizim oralarda böyle bir şey yok. Yok. Bu İzmir, Ala, Menemen o tarafta. Tabii bunları Fethiye'de çıkar da. Bunları toplayıp getiren balıkçılar var. Yani orada bir ekip var. Böyle diz boyu suya giriyorlar, çeviriyorlar orayı, şeyi, suyu. Ondan sonra motorları var onların, motorlarla böyle gazlıyorlar. O pileye takılıyor. Olur. Ondan sonra orada da dükkanlar var, Dağlıdere, Güzelbahçe tarafında. Oradan satış yapıyorlar. Yani bu
Bunu yapan da bir ekmek yiyor. Tabii. Maşallah. İşte taşı toprağı şey, altın işte her yerde. Kumun altından yem çıkar. Sonra ekmek paranı çıkar. Orada bize otobüsten gönderiyorlar. Gelsin. Ben İlker Reis'in yanına gitmiştim Bergadat'ta. Evet. Hava çok patlaktı. Normalde öyle bir hava gözükmüyordu. O benim için normalde çıkmaz. Benim için çıktı. Evet. İki gün üst üste. 250 iğneden 4 takım Bergadat'ta. Bir tane iğneyi yukarı alamadım. Hadi be. Nasıl? İlker Reis bana dedi ki bir daha gelme lan dedi. 1000 iğne kaldı. 1000 iğnenin 4 farklı noktaya attık. Fırtınadan yürümüş şeyde. Hiçbirini çıkartamadık ama reis o kadar yani yıllardır bu işi yaptığı için benden bir hafta sonra balık için değil ama onları takımı oradan çapayla sürükleyerek kurtardı. Hatta bana fotoğrafını atmıştı. Değişik orada mesela nasip bir tane alıp bir tanesini de çektik. Artık balıkları görüyoruz. Bembeyaz. İğne iğne balık vardı. Kırmızılar. O kadar hepsi ama alıp Çanakkale'de. Ama alamadık hiç yukarı. Niye? Orada koptu işte. Hadi be. Biri orada koptu, diğerleri de Şamandıra'yı bile bulamadı. Hadi be. Çok fena. Havada. Hava çok fena. Orada büyük balon Şamandıra'lar yapacaksın. Ya onlar adam, zaten... Biz o atıyoruz ya şu mermer taşı. Adam 10 kiloluk kurşun atıyor böyle belki. Önce şey var. Çok ağır bir çapa var. Kendileri yapmış. Çapayı atıyor. Aynen. 10 metre ip var sonra kurşunu atıyor. Takımı seriyor. Bir daha çapa, bir daha kurşun. Bunu biz 4 tekrar attık. Hiçbiri çıkmadı. Benim de çok moralim bozuldu. Sonra zaten ben kaçtım. Reis beni dövmesin diye. Evet, barakadımızı serdik. Böyle güzel bir koya geldik. Ozan abi bizi buraya getirdi. Şimdi biraz çay, kahve, muhabbet, sohbet. Bu arada bu barakadıyı İzmir'den Onur abi mi diyeyim? Abimiz mi, kardeşimiz mi? Yok, bizden küçük. Onur muydu? İzmir'den Onur kardeşimiz için atıyormuşuz. Ben de buradan teşekkür ederim kendisine. Bizi de burada ağırlamış oldu. Sağ olsun, var olsun. Abi var mı söyleyeceğim? Yok, bakalım hayırlısı inşallah rastgele. İyi. Biraz sonra saat 9 gibi gideriz, toplarız. İnşallah. Nasibimiz de varsa alırız. Burada da Yafes abi var. Bu Fethiye serüveninin baş mimarı. Teşekkür ederim abi. Estağfurullah kardeşim, her zaman. Sağ ol. Sen de gelirsin Antalya'ya, ben seni ağırlarım. Biraz tehdit gibi oldu ama. Yok. Of, koy da mükemmel ya. Ne güzel işte. Tamam. Gitti gitti. Bizim takipçilerden biri, ya dedi Ozan Kaptan dedi, biz bu Martı'nın adına bir isim koyalım falan filan dedi. O, dedim bilmiyorum ne koyalım falan. Ya dedi bu sene çok Sadık dedi, bunun adı Sadık olsun dedi. Ey hadi olsunlar dedik biz de. O gün bugündür adı Sadık kaldı. Ama bu tekneyi benimseyemedi. Bu tekneyle gidiyoruz, bu tekneyle gelmiyor mesela. Demek ki ona alışmış. Öbür bir gün ne oldu? Geçen iki hafta falan oldu. Bundan çıktık yine. Bunu paragediye attık biz. Böyle babamla koya geldik. Neyse paragediyi toplamaya gideceğiz. Yağ kaçırıyorduk, tamam mı? Hadi bir yağına bir kontrol edelim. Bir bak, yağ bitmiş. Biz paragediye atarken yağı komple sinkine boşalttık. Bu tekne değil mi? Bu tekne. Neyse biz birine yağ getirdik, şeye falan koyduk. Sonra paragediyi bıraktık. Ertesi günü benim öbür tekneye çıktık. Eski tekneye. Orada ya, orada. Abi ertesi gün bir çıktık, hayvan geldi. Martı. Arkamızda dolaşıyor böyle. Ve şöyle bir durum var. Balığı çekiyor. Şöyle arkamda durur. Balık sağlam ya, hiç müdahale etmez mesela. Ama balık yaralı gelsin, görüyor onu karşıdan. Başlıyor heyecanlanmaya. Hani biliyor ona vereceğimi, kendinin olduğunu öyle. Hemen çıkarırım, atarım. Böyle dibime kadar gelir. Ne kadar güzel. Ama tekneye konmaz. Var mesela Bursa'da bir yerde bir yaşlı bir amca var, balıkçı. Leylek mi? Pelikan. Leylek de var, martı da var. Martının bir tane de o leylekli olanı var galiba. Göç o, zamanı. Osman mı neymiş adı? Göç zamanı. Onun tek, o da geliyor. Enteresan. Oluyor o, mesela ki. O dayın teknesine şey, martı geliyor, konuyor. Teknenin üstüne geliyor. Biz daha o kadar evcilleştiremez. Değil mi? Seyir yaparken de geliyor tekneyle beraber. Teknenin üstünde duruyor. Ne güzel işte. Bakalım bizimki de biraz sonra belki gelir. Senin paragatlara da sahip çıkıyor o zaman. He tabii. Paragata sahip çıkar. Öbürkü mesela
Balığı suyun üstüne çıktı mı öbür martılar böyle gelir aç gözlülük yapar. Yemeye çalışır iğne. Hani alsın gitsin ama takılıyor da. Evet, o iğneye de takılıyor. Öbürkü hemen şey bizimki yukarı ortalığı bağırır. Hani ellemeyin gibisinden. Akıllıdır, çok akıllıdır. Balık yaralı oldu mu heyecanlanıyor, karşılanıyor. Bana verecek. Bana verecek ya aynen. Nasıl görüyorsun ya, nasıl anlıyorsun ya? Çaktırmadan yaklaşıyoruz. Atilla Reis avda. Fark etti bizi. Evet arkadaşlar, vakit geldi. Barakadayı toplamaya başlıyoruz. Artık her şey Ozan Reis'te. Sadık da buralarda. Şimdi iner tepemize. Bilmeyenler için Sadık martı. Tekneyi görünce tepemizde oluyormuş. Bakalım toplayacağız. Nasipte neler var. İnşallah şöyle güzel değişik şeyler alırız da. Güzel bir video olur. Başlıyoruz. Ercan Gökkeli. Maşallah be. Bak şuna. Beklere bak. Ulan ısırma dur. Yapıyorsun vallahi. Maşallah. Şöyle renklere bundan bak. İstiyoruz biz ya. Heh. Arkadaşlar burada da. Devamı gelecek inşallah. İnşallah devamı gelecek. Siftahı yaptık kıl kuyruktan ama bu şu an için günün şampiyonu. Bakalım inşallah daha büyük bir şey gelir. Maşallah. Vay maşallah. Geldik boy çıkra. Ben göstereyim. Vallahi saatler sonra ilk güzel bir balık geldi. Balonla uğraşıyoruz yaklaşık bir saat, bir üç saattir. Bir anayı kopartmış gittik, öbür şamandıradan kaldırdık. Sonra misineleri kopartmış, balıkları yiymiş derken aşağı yukarı
anda kaç iğne topladık biz? Geliyor maşallah. Tam mevsimi bu arada. Hemen hemen her paragatta alıyoruz bir tane. Ama bizim buralarınki ufak tabi. Aha, kepçe nerede? Ağzından çıktı balık. Yeniyle yutulur cinsinden. Güzel bir mercan. Olsun. Böyle olsun. Güzel olsun. Buna şükür yani. Boş dönmek de var. Daha var yerimiz yarın. Evet, güzel bir mercan gekkeli arkadaşlar. Maşallah. Bugünün şampiyonu bu. Şampiyon gel. Olur mu? Oldu. Oh, maşallah. Oldu. Aslanım benim be. Maşallah ya. Cam. Bugünün şampiyonu bu. Maşallah. Rahat bir kişiyi doyuruyor bu. Değil mi? Üstü reisi doyurmaz da. Normal birini doyuruyor. Restoranda buna 500 lira yazarlar. Yok be. Şu anda 400 liradan gidiyor kilosu. Yarım kilosu 200 lira işte. Evet. Ama bunu da bir tane yapalım. Yarımdan fazla o ya. 200 gramı var. Var mı? Sen abartsana ya bizi bir. Kes. Burayı kes. Ağzımda gördüm en iyi mercanı. Onun için bir Antalya'ya gelmemiz İnanılmaz, lazım. İnanılmaz. Dev. Evet. Antalya'ya gelmemiz lazım onun için. Arkadaşlar Barakadi'yi topladık, havamızı bitirdik. Şimdi limanımıza giriyoruz. Buraları size çekeyim. Şöyle çok güzel manzara var. Hava da böyle biraz puslu ama renkler çok güzel. Siz buraları izlerken biz limana girelim. Sonra size tuttuğumuz balıklardan bahsedeceğim. Kapanışı yapacağız. Görüşürüz. Arkadaşlar tekrardan selamlar. Avımızı bitirdik. Ozan abi sağ olsun bin iğne barakat attı. Yaklaşık bir 150 tane iğneyi aşağıda bıraktık. Burada çok balon popülasyonu bayağı yükselmiş. Barakadi'yi kesti.
kurtaramadık. Ama diğer balıklarımızı aldık. Ozan abiye teşekkür ederim, beni davet etti. Ben teşekkür ederim kardeşim. Zaten bayağı davet ediyordu da biz şey oldu biraz. Evet. Abi çıktık geliyoruz oldu, mecbur. Geldik sağ olsun, bizi ağırladı. Çok da güzel bir gün geçirdik. Evet. Güzel balıklar yakaladık. Balıklarımız burada. Nasipte bunlar varmış. Bunları yakaladık. Bunu da İzmir'den Onur kardeşimiz. Evet. Onun hayrına şimdi bunları dağıtacağız. Aynen. O zaman bunları götürüyor köylerde. Köyde dağıtacağız. Dağıtıyor. Bir kısmını satıyor. Kıyma alıyor. Evet. Onu dağıtıyor. Öyle yani. O herhalde şey değil mi? Atıyorum balık yemeyenlere kıyma, balık yiyenlere balık. Aynen. Vallahi mis gibi mis gibi bazısına devam ediyor. Kıyma, aynen. Bazısına çay şeker alacağız. Aynen. Onunla öyle. Valla maşallah, Allah kabul etsin. Tamam. Arkadaşlar Ozan abinin kanalını buraya koyuyorum. Evet. Kanalının aboneleri benden yüksek ama olsun. Bizden olsun, de bilmeyen olsun. Varsa hemen Ozan abiye abone olursanız çok sevinirim. Kendi kanalımı da şuraya bırakıyorum. Takip edip destek olursak başka bir şey istemeyiz. Evet, aynen. Bu arada Hüsnü Reis de tekneyi toparlıyor. Evet, Reis teşekkür ederiz. Eline koluna sağlık. Biz teşekkür ederiz. Bak oraya bak bir ya. Bak ya. Antalya'ya da bekleriz inşallah. İnşallah. Bir gün çıkın gelin ya. Balığa gidelim. Bir Akıya gidelim şöyle. Tamam, nasip. Hadi inşallah. İnşallah. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Keyif seyirler. Hadi sağ olun bakalım. Bak bu Azmak Nehri var ya. Dünyanın üçüncü en temiz suyu filanmış. Öyle. Özel mineraller falan filan varmış. Ozan abi anlatıyordu. Çok temiz ya. Hı. Ve en çok canlı, en çeşitli canlı burada yaşıyormuş. Çok çeşitli farklı canlılar yaşıyormuş. Temizliğe bak. Çok güzel, cam gibi suyu var şuraya bak. Ve 8 derece. Yaz kış, yaz kış 8 derece çelik gibiymiş. İlginç. Kaynak suyu olmasından kaynaklı galiba. Galiba. Atilla Kaptan, duygularınızı alayım. Vallahi bence çok iyiydi. Bir seyahatin daha sonuna geldik. Vallahi süperdi. Ozan abi de çok güzel gördü sen de. Mükemmel bir insan. Hak ediyor yaptığı işi de. Allah bol bereket versin işlerine. Mütevazi her şeyden önce, mütevazi, çok mütevazi bir insan. İnsanlar, yer buranın yerlileri. İyi insanlar. Ne denir başka? Lüm. Lüm. Allah. 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 Sen ne tatlı bir şeysin. Gel. Sen ne tatlı bir şeysin. Allah kirlenmiş. Yağmur mu yağdı? Islandın mı sen? Çok mu ıslandın? Hadi bakalım görüşürüz. Hı. Balığa bak. Hani? Nerede? Bak o olsun üstünde. Oha, kefal o. Kefal, aha. Üf. Dev kefal değil mi o ya? Evet. Abi şunlara bak, otur üstü komple kefal. Bak. Burada yatıyor bak. Ha, gördüm. Akıntıya ters dönüyor. Of, evet. Gördüm bak, bir tane daha var. Dur bunu zoom yaparım ben. Aha, tam çektim oraya. Yuh.